Sevgili çocuklar, Ata Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu hayat bilgisi fasikül 1 okulumuzda hayat konularını öğrenmeye başlayalım. Okulumuzda hayat. Güçlü yönlerim, güçlendirilmesi gereken yönlerim. İlgili alanları, yetenekler, beceriler yaşa ve kişilere göre farklılık Gösterilir İlgili alanları, yetenekler, beceriler yaşlara ve kişilere göre farklılık gösterir çocuklar. İlgi alanları, yetenek ve becerilere kitap okumak, resim yapmak, müzik dinlemek, basketbol oynamak, gitar çalmak örnek gösterilebilir. Yapmaktan hoşlandıklarımız, zevkle yaptıklarımız bizim güçlü yönlerimizdir. Yapmakta zorlandığımız ya da yapmayı istemediklerimiz ise güçlendirmemiz gereken yönlerimizdir. Bakın çocuklar, güçlendirmemiz gereken yönler var. Bir de güçlü yönlerimiz var. Büyümemize bağlı olarak boyumuz, kilomuz ve yapabildiklerimiz değişir. Yapmakta zorlandıklarımızı büyüdükçe daha kolay yapabiliriz. İşbirliği yaparak, bilmediklerimizi araştırıp sorarak, planlı ve verimli çalışarak güçlü yönlerimizi geliştirebiliriz işbirliği yaparak bakın bilmediklerimizi araştırıp sorarak planlı ve verimli çalışarak güçlü yönlerimizi geliştirebiliriz çocuklar. Aşağıda boş bırakılan yerlere güçlü yönlerimizi ve güçlendirmek istediğimiz yönlerimizi yazalım. Davranışlarımızın etkisi. Olumlu veya olumsuz davranışlar sergilemek bireysel yaşamımızı ve arkadaşlarımızla ilişkilerimizi etkiler. Olumlu davranışlardan bazıları şunlardır: selamlaşmak, yardım etmek, saygılı davranmak ve paylaşmak. Olumsuz davranışlardan bazıları şunlardır: alay etmek, lakap takmak, arkadaşlarımızı itmek, yalan söylemek. Çocuklar olumlu yönler, senin kendine yapılmasını istediğin güzel yönler karşıda Bunları isteyebilir. Bunlar olumlu davranışlardır. Senin kendine yapılmasını istemediğin, hoşlanmadığın hal ve hareketler, davranışlar karşındaki arkadaşların da hoşuna gitmeyebilir. Bunlar olumsuzdur. Olumlu davranışlar sergileyerek çevremizdekilerin sevgi ve saygısını kazanırız. Sevilmek ve sayılmak da bizleri mutlu eder. Olumsuz davranışlar ise bize ve arkadaşlarımıza zarar verir. Etkinliğe bakalım. Aşağıdaki ifadelerin belirttiği davranışlar olumlu ise ifadenin başlarındaki kutucuğa olumlu, olumsuz ise çarpı ile işaretleyelim. Kantinde sıraya girerek meyve suyu aldıysanız bu olumlu bir davranıştır çocuklar. Sınıfa yeni gelen öğrenciyle alay ederseniz bu olumsuz bir davranıştır. Diğerlerini sizler tamamlıyorsunuz. Arkadaşlarım ve ben Arkadaşlarımızın sergilediği olumlu davranışlar bizi mutlu ederken olumsuz davranışlar bizi üzer, değil mi çocuklar? Arkadaşlık bağlarının oluşması, korunması, bakın arkadaşlık bağlarının oluşması, korunması, güçlendirilmesi ve dostluğa dönüştürülmesi için davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Evet. Çocuklar, arkadaşlığı güçlendiren olumlu davranışlardan bazıları şunlardır. Saygılı olmak, duyarlı olmak, güven duymak, dayanışmaya önem vermek, zerafet içinde olmak, kibar olmak. Bunlar olumlu davranışlar ve arkadaşlığı güçlendirir. Arkadaşlığı etkileyen olumsuz davranışlar bunlar da bazıları şunlardır. Öfkelilik, taraflı davranmak, bencillik, oyun bozanlık yapmak, düzensiz olmak, yalan söylemek. Evet çocuklar etkinliğimize bakıyoruz. Arkadaşlarımızda olmasını istediğimiz ve istemediğimiz istediğimiz ve istemediğimiz özellikleri uygun kutulara yazalım çocuklar. Buraya istediğimiz özellikleri buraya da istemediğimiz özellikleri yazalım. Arkadaşlarınızın saygısız olmasını mı istersiniz? Saygılı mı olmasını istersiniz? Saygısız özelliğini istemediğiniz yere yazabilirsiniz. Nazik değil mi? Bakalım nazik beraberce buraya yazalım isterseniz. na nazik Sizler bu kutucuklara uygun olumlu olumsuz davranışları yazıyorsunuz çocuklar. Kroki çiziyorum. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kütültülerek kağıt üzerine çizilmesine kroki denir. Herhangi bir yerin kuş bakışı görünüşünün küçültülerek kağıt üzerine çizilmesine kroki denir. Kroki çizilirken herhangi bir ölçü kullanılmaz. Kuş bakışı görünüş yüksek bir yerden aşağıya doğru bakış demektir. Yani kuşlar gibi yüksekten aşağıya doğru bakmak demektir. Evet. Kroki yerleşim birimi, müze, park, okul, alışveriş merkezleri gibi yerleri kolayca bulmamızı sağlar. Sınıfımızın krokisini çizerken kare ya da dikdörtgen çizerek duvarları geometrik şekilleri kullanarak da pencere, tahta, askılık, pano ve kapının yerini kolaylıkla ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Bakalım. Sınıfı kare şeklinde göstermiş. Panolar dikdörtgen, askılık, pencereler, öğretmen masası, tahta ve öğrencilerin oturduğu sıralar yönleri de burada belirtmiştir. Sınıfta yerini tarif etmiş. Evet. Yine geometrik şekiller çizerek masa, sıra, dolap gibi eşyaların yerini de gösterebiliriz. Okulumuzun krokisini çizerken şunlara dikkat etmeliyiz. Okulumuzun etrafında bulunan yerleri market, kırtasiye, park gibi öğrenerek göstermeliyiz krokimizde. Krokimizde cadde, sokak ve apartmanları göstermeliyiz. Geometrik şekillerden kare dikdörtgen gibi faydalanmalıyız ve yönleri belirlemeliyiz. Evet çocuklar aşağıdaki boş bırakılan alana okulumuzun krokesini çizelim. Sınıfımızın yerini gösterelim. Okulumuzun bize katkıları. Okullarda eğitim ve öğretimin dışında çeşitli eğitsel, sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlenir yapılan etkinliklerin bazıları belirli gün ve haftalar ile milli bayramlarda sergilenir. Etkinlikler okul kursları ve kulüp çalışmalarıyla oluşturulur. Okuldaki kurslardan ve kulüplerden bazıları aşağıdaki gibi bakın spor kulübü, tiyatro kulübü, halk oyunları kursu, gitar kursu, okulda yaptığımız etkinlikler bunlar neyi geliştirir çocuklar? İletişim becerimizi, özgüven ve sorumluluk duygumuzu geliştirir. Toplumsal olaylara duyarlılığımızı geliştirir çocuklar. Bakıyoruz. Aşağıda okulda yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere ilgili görseller verilmiştir. Görseller inceleyerek bu etkinliklerin ne ile ilgili olduğunu altlarına yazın çocuklar. Bakalım bu çocuk bir belirli gün hafta kutlamasında veya milli bayram kutlamasında bir konuşma, bir şiir, bir yazı okuyor olabilir. Evet bu çocuklar bir kulüp faaliyetinde çevre temizliği ve geri dönüşüm malzemelerinin maddelerinin ayrılması çalışması yapıyorlar. Bu çocuklar halk oyunları kursunda olabilirler. Ve bir gece bir sınıf etkinliği, bir okul etkinliğinde öğrendiklerini sergiliyor olabilirler çocuklar. Hep birlikte Okullarda çeşitli sosyal etkinlikler düzenleriz. Çevremizdeki insanların ihtiyacını gidermek için kermesler yapar, kampanyalar düzenleriz. Sosyal etkinliklerin bazıları giysi toplama, kitap toplama, kırtasiye malzemesi toplama, oyuncak toplama kampanyalarıdır. Yardımlaşma ve dayanışma insanların birbiriyle kaynaşmasını sağlar. Aşağıda verilen sözcükleri bulmacada bulup boyayalım kalan harflerle şifreyi oluşturalım. Evet çocuklar, buradan ne yapalım? Mesela sosyal kelimesini, sosyal kelimesini bulup boyuyorsunuz. Diğer kelimelerin hepsini bulup boyadıktan sonra kalan harflerle şifreyi buraya yazıyorsunuz. İstek ve ihtiyaçlar okullarda eğitim öğretim sırasında Etkinliklerde okul bahçesine bazı ihtiyaçlarımız ortaya çıkabilir. Bu ihtiyaçlarımızı gidermek için öğretmenimizden yardım isteyebiliriz. Nöbetçi öğretmenlerden yardım isteyebiliriz. Okulun diğer çalışanlarından yardım isteyebilirsiniz ve okul müdür ve müdür yardımcılarından yardım isteyebiliriz. İsteklerimizi bazen dilek kutusuna yazıp atarak, isteklerimizi bazen dilek kutusuna yazıp atarak okul idaresine dilekçe vererek bazen de seçtiğimiz temsilciler yoluyla ilgili yerlere iletebiliriz. Sınıf ile ilgili istek ve ihtiyaçlarımızı sınıf başkanları, okul ile ilgili istek ve ihtiyaçlarımızı okul temsilcisi aracılığıyla iletebiliriz. İstek ve ihtiyaçlarımızı sözlü ve yazılı ifade ederken nezaket kurallarına uymaya özen göstermeliyiz. Okul idaresine satranç turnuvası düzenlemesi istediğimizi belirten bir dilekçe yazalım. Evet çocuklar, başlık olarak nezaket kurallarından bahsettik. Ne diyebiliriz? Okulumuzun adı Fatih İlkokulu Müdürlüğüne. Nerede okulumuz? Yeni Mahalle, Ankara. Evet. Mümkün olduğunca nezaket kurallarına uyarak kısa ve öz isteğimizi belirten bir dilekçe yazıyoruz. Verimli kullanalım. Okulda kullanılan kaynaklar şunlardır. Elektrik, su, odun doğalgaz, elektrik, odun, kömür ve doğalgaz gibi kaynakların eksikliğinde aydınlanma ve ısınma sorunları yaşanabilir. Su ve temizlik malzemelerinin tükenmesi durumunda ise sağlık sorunları yaşanabilir. Ve çocuklar soğuk havalarda yakacak malzeme olmadığında soğuktan hasta olabiliriz. Bu da sağlık sorunlarıyla karşılaştırır bizi. Okuldaki kaynaklarımızı tasarruf, tasarruflu kullanarak ülke ekonomisine de katkıda bulunuruz. Gördüğünüz gibi çocuklar bütün kaynakları yeteri kadar kullanıyoruz, israf etmiyoruz. Bu şekilde okulumuza da ülkemize de katkıda bulunmuş oluyoruz. Evet çocuklar. Kaynakların tasarruflu kullanıldığını örnek olan görselleri ile işaretleyelim. Bakın burada gündüz ışık yanıyor. Burada kapalı. Tasarruflu olan budur çocuklar. Buradaki israf olanları bulup tasarruflu olanların o şekilde doğru bir şey işaretliyoruz. Mesleğimi seçiyorum. İnsanlar ihtiyaçlarının bazılarını tek başına karşılayamaz. Toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılayan meslekler vardır. Hayatımızı kolaylaştırmak için hizmet veren kişileri öğrenelim. Eğitim hizmeti verenler, öğretmenler, ulaşım hizmeti verenler, şoför, kaptan, pilot, güvenlik hizmeti verenler, polis, bekçi, asker. Başka arkadaşlar, sağlık hizmeti verenler, doktor, hemşire, hasta bakıcı, eczacı, temizlik hizmeti verenler, temizlik görevlisi, apartman görevlisi ve çöpçüler, hukuk hizmeti verenler, hakim, avukat, savcı, tarım hizmeti verenler çiftçi, ziraat mühendisi, basın yayın hizmeti verenler, gazeteci, muhabir, sunucu, kameraman mesleklerin çeşitliliğinin bize sağladığı yararlar şunlardır çocuklar. Hayatımızı kolaylaştırır, zaman kazandırır, günlük işlerimizde yardımcı olur. Hiçbir meslek diğerinden daha az önemli değildir. Unutmayalım ki bir insan tek başına bütün işleri yapamaz. Bu yüzden her meslek gerekli ve saygındır çocuklar. Kendilerini tanıtan meslek çalışanların mesleklerini noktalı yerlere yazalım. Çocukları severim, sabırlıyım, okuma ve yazma öğretirim. Öğretmen, değil mi çocuklar? Aferin. İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamakla görevliyim. Kıyafetten de ve bilgiden de anlaşılacağı gibi polis. Diğer etkinlikleri sizler yapıyorsunuz. Çocuklar ev çalışma sayfalarına ödev veriyoruz ve birinci ünite değerlendirme testini de yapıp kontrol ediyorsunuz. İyi çalışmalar görüşmek ümidiyle.